Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptop Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl çalışılır serimizin bu sefer karmaşık sayılar nasıl çalışılır konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Karmaşık sayıları ben AYT'nin 3. konusu olarak söylüyorum. Fakat karmaşık sayılar 10. sınıfta 2. dereceden denklemler anlatılırken beraber anlatılan bir konu. Şimdi beraber anlatılması nedeni zaten biliyorsunuz. Delta sıfırdan küçükse reel kök yoktur. Ben bunu ikinci dereceden denklemlerden ayırıyorum ve karmaşık sayılar olarak farklı bir başlık olarak alıyorum. Yani aslında bu ikinci dereceden denklemlerin devamı niteliğindedir. O konuyu bilmeden bunu yapma ihtimaliniz yok. Ve tamamen bağımsız bir konu. Tek başına bir konu. İlerisine ve gerisine fazla etkisini yapmaz bu konu. Ama buraya kadar tabii çarpanlara ayırma ve ikinci dereceden denklemleri bilmek zorundasınız. Karmaşık sayıları anlayabilmeniz için. Bunu yapalım. TYT'de kolay kolay soru çıkmıyor ama çıkabilir çünkü TYT konusu. AYT'de bir soru garanti gibi bir şey çıkmaya da bilir. Yani bir garanti vermiyorum ama AYT'de bir soru çıkma ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Çalışma sıralamanız denklemlerden sonra, ikinci dereceden denklemlerden sonra olursa harika olur. Ben nasıl çalışılır serinde belli bir sıralama yaptım. O sıralamaya göre gidebilirsiniz arkadaşlar ve de bakalım bu konu laptüde nasıl çalışılır? Evet dediğim gibi AYT konusu oynatma listelerine tıkladığınızda kanaldaki size iki tane oynatma listesi çıkaracaksınız. Birincisi AYT matematik yenidesi konu anlatımı. Diğeri de AYT ilk matematik yenidesi soru bankası. İki tane oynatma listesini çıkardık kenara. Sonra şu şekilde ilerliyorsunuz. Zaten öncesine çalıştınız ve geldiniz karmaşık sayılara. Başlangıç olarak arkadaşlar burada karmaşık sayılar konu anlatımını dinlemek zorundasınız. Yeni şeyler öğreneceksiniz. Eğer buraya kadar hiçbir şey bilmiyorsanız yeni şeyler yeni özellikle öğreneceğiniz için bu konu anlatımını güzelce irdeleyip detaylı bir çalışmanız gerekiyor. Bu bir. İkinci aşama buradaki kaya sorular. Yani temel sorular. Bu temel soruları çözmeniz gerekiyor. Bu iki. Sonra X, Y, Z soru bankasına geliyorsunuz. Bu arada iki aşamadan oluşuyor burası da. X, Y bir grup test bir de Z testi. Birleştirilmiş video var burada. İster buradan gidin isterseniz tek tek gidin. Üçüncü olarak dediğim gibi burada bakın XY ortak testler temel ve orta seviye. Geliyorsunuz buradaki 3 testi çözüyorsunuz. Bakın 3 testi çözüyorsunuz. Sonra geri dönüp buradaki elit soruları orta ve ileri soru çözümünü yapıyorsunuz. Dördüncü olarak son olarak da yani beşinci olarak da gelip buradaki Z testlerini yani ileri ve yeni nesil olabilecek soruları çözmeye çalışıyorsunuz. Yani toplamda 5 aşamada çözebileceğiniz bir soru grubu oluşuyor. Peki kaç saat toplam? Bakalım ve kaç soru diyelim. 1,5 saat burada var. Bakın. 40 dakika 1 saat diyelim. 2,5, 3,5, 4,5. Düşürelim 4 saat diyelim. Yani toplamda 4 saatlik bir video grubu var burada. Yani 2 günde çok rahat bir şekilde bitirebilecek. Minimum 2 diyelim. Maksimumda 4 günde bu konuyu silip süpürüp halledebilirsiniz. Kaç soru sunmuşum ben size? 30-30-60. Diyelim ki 30 soru da burada var. 90 olsun. Burada toplamda 50 soru var. Yani 150 soruyu ben size ücretsiz olarak seviye seviye hepsini sunmuş oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 2 günde bitirebilirsiniz. Çıkabilecek soru tarzı yüksek seviye bellidir ne olacağı. O sorular üzerinden gitmişizdir. Sürpriz bir soru beklemiyorum buradan arkadaşlar ama bir soru bekliyorum diyeyim. Peki. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diyorum. Kendinize. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.